Sevgili gençler, değerli izleyenler, Duygu Okulu programına hoş geldiniz. Bugün Duygu Okulu programında dikkat konusu üzerinde duyacağız. Dikkat yönetimi, hiperaktivite, bununla ilgili konuşacağız. Ama Duygu Okulu'nun genel konseptiyle ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Duygular yönetmek, mesela sevgi de bir duygu. Nefrette bir duygu, negatif duygular var, pozitif duygular var, iyicil duygular var, kötücül duygular var. Bütün bu duyguları bir kaynak yönetimi mantığıyla yönetmek önemli. Kaynak yönetimi nedir? Önce kaynak zenginleştirilir, daha sonra onu dengeli bir şekilde kullanırsınız. Duygularımızı da yönetmek, psikolojik kaynaklarımızı yönetmenin en önemli ayağı kişinin. Bu nedenle duygularımızı yönetmekle bir finansal kaynağı yönetmek çok birbirine benziyor. Sorunu olan kişiler de işte bu kaynak yönetimini başarılı olamıyor. Harcıyorlar. Çok güzel duygular var, harcıyorlar. Bunları konuşacağız. Burada sevgili İlker'i çağıralım. Evet. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim hocam. Evet. Dikkatle ilgili bir hiperaktiviteyi rahat oynarsın sen ya. Değil mi? Yani ben... Herhalde... Yani çok zorlanmazsın değil mi? Bence de zorlanmam. Bakalım. Yani zaten evet. Program boyunca hocam izniniz olduğu kadar gerçekten anılarımı anlatabileceğimi düşünüyorum bu konuda. Evet. Buyurun hocam, başlayalım. Yani dikkat eksikliği veya unutkanlık veya hiperaktivite konusunda yani aslında annemi getirip şuraya koysak aslında onu dinleseydik yani. Gerçekten yani, çok zorlandı kadıncağız. Gerçekten şu anda dikkat eksikliği, hiperaktivite bir klinik hastalık. Yani toplumda çocuklar arasında %5-10 arası değişiyor. Çeşitli oranlar. Yüksek, bayağı ya. Yüksek bir rakam. Ama bunu tabii genellikle şımarıklıkla hiperaktivite karıştırılıyor. Onu söyleyeyim. Yani çocuğun şımarık yetiştiriyor. Gevşek disiplin dediğimiz şekilde yetiştiriyor. Çocuk aslında şımarık. Şımarıklığı, dikkat eksikliği. Ben bir gün böyle 5-6 yaşındaki ilkokula yeni başlamış. 5-6-7 yaşlarında bir çocuk geldi. Hiperaktif diye babası getirdi. Şimdi baktık çocuğun hiperaktivitenin beyinsel karşılığı yok. Diğer taraftan diğer tanı kriterlerine de uymuyor. Hiperaktif zannediliyor. Halbuki çocuk gevşek disiplin. Öğrenmemiş çocuğu. Aslında. Öğrenememiş. Hı. Bu nedenle bunların bu ayrımı konuşacağız. Yani hiperaktivite nerede başlıyor, nerede bitiyor? Neresi gevşek disiplin, neresi şımarıklık, neresi hiperaktivite? Bunu yapmak bir de erişkin hiperaktivite çok yaygın. Çok fazla var. Mesela bazı insanlar var, aklına geleni hemen söyler, en son duyduğunu yapar. Bunlar aslında çoğu hiperaktiftir ama biz bunu normal insan gibi ne sabırsız insan, ne aceleci insan deriz insanlara. Yani aslında bu insan beyninin ön bölgesini kullanma becerisi kazanamamış insanlardır. Bunlar hiperaktivite... Acaba senin çocukluğun nasıldı? Merak ettim şimdi. Yoktu bende ön bölge. Evet. Yani bu nedenle bu bir klinik tanı. Çok önemli bir rahatsızlık. 4 tane ana ayağı var. Biri hiperaktivite, ikincisi dikkat eksikliği, dikkat sorunu var. Üçüncüsü zaman yönetimi yapamaz, timing yapamaz bu kişiler. Dördüncü dürtüseldirler. Yani eski tabirle fevri. Bu çocukların çok zeki oldukları halde zekalarına uygun akademik başarı sağlayamazlar. Hocam skecimiz var. Biraz önce sizin saydıklarınızdan da yola çıkarak bir tip canlandırmaya çalışacağım. Hı. Dediniz ya yani dikkatini toplayamaz, konudan konuya atlar, dinlemez, çok her şeyin farkında değildir ve acelecidir. Hı. Bütün bunları bir araya şimdi ben aldım. Hı. Bakayım nasıl oynayacağım evet. Bilmiyorum ama alkışlarla Ceyhun ve Irmak'ı sahneye davet edelim. Hocam bizim çocuğumuzun durumuyla ilgili okul müdürü görüşmeye Irmak'la beni davet etmiş. Evet. Skecimiz bunun üstüne kuruludur. Buyurun efendim. Irmak Hanım, İlker Bey, son aylarda sizleri birkaç kere buraya çağırdık. Tekrar hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hayır, hoş bulmadık. Niye hoş bulduk ya? Yani çocuk yüzünden devamlı okula gelip durmanın hiçbir hoş yanı olduğunu düşünmüyorum ben. İlker'cim Ceyhun Bey'e ayıp oluyor ama değil mi? Yani sonuçta Hakan'ın iyiliği için buradayız. Yok ona bir şüphe yok. Yani Ceyhun Hocam siz üstünüze alınmayın ama yani bu üçüde de bir tek bana mı garip geliyor bu? Yani biz çocuğu okula yazdırdık. Çocuktan çok biz geliyoruz okula. Ya bu nasıl bir şey oluyor ben anlamadım ki ya. Sizi anlıyorum İlker Bey. Yalnız benim ve öğretmen arkadaşlarımızın Hakan'la ilgili bazı durum tespitleri var.
Ben onlardan... Ha, pardon, anlayamadım. Neydi hocam? Oğlunuz efendim, oğlunuzla ilgili bazı durum tespitlerimiz, gözlemlerimiz var. O tespitleri sizinle paylaşmak için ben sizi davet hocam, ettim. Hocam tespit filan şimdi şey yapsak ya, biz tabii çok merak ediyoruz. Yani direkt tespiti filan bırakıp konuya mı girsek, ne yaptı? Yani bizim bu haylaz ne yaptı yani? Ne bir oldu şey mi yani? Yaptı? Hayır, hiç öyle genel bir şeyden bahsedeceğim. Öyle spesifik bir olay yok. Oğlunuzda birazcık dikkat bozukluğu, dikkat dağınıklığı olduğunu biz ne düşünüyoruz. Ne o, hastalık gibi bir şey mi acaba? İlker. Ne oldu? Şey neymiş, anlayamadım. Oğlunuz, İlker Bey, oğlunuzda birazcık odaklanma problemi, dikkat dağınıklığı olduğunu biz gözlemledik. Ya hocam, tembelliğin adı dikkat dağınıklığı olmuş. Ben anlamıyorum ki yani. Ya hocam, o tembel ya bizim çocuk. Yani gerçekten bu çocuk hep böyleydi. Şimdi şöyle İlker Bey, Hakan derslerine odaklanamıyor. Odaklanamıyor, ilgisi çok çabuk dağılıyor, toparlayamıyor kendini. Hocam bir şey soracağım. Size pencerenizden deniz gözüküyor. Ne kadar şanslısınız ya. İlker, biz şey mi yapsak, bir doktora, psikoloğa falan mı yönlendirsek çocuğu? Hayır canım, çocuğu niye psikoloğa, doktora götürüyoruz ya? Tembellik o ya. Ya hiç olur mu? Yani bu çocuk, bakın. Hocam bakın, 15 dakika bu çocuk ders çalışamıyor. 15 dakika tutamıyoruz. Ödevleri yarım. Ne bileyim işte şey, çantasındaki her şeyi unutuyor. Böyle bir şeyi nasıl unutabilir bir insan, değil mi? Yani ben hep derim. Yani hocam, Deniz'le beraber bayağı şey, dağ tepe her şey görünüyor. Evet ya, manzara kadar, gayet güzel İstanbul burada. İstanbul bu kadar yeşil bir şehir miydi, ben anlamadım ya. Ben de çok seviyorum burayı, manzarayı. Yani. Siz hep ne dersiniz? Neyi? Ben hep derim deyince, ben hep dediğiniz bir cümleyi şimdi diyeceksiniz diye düşündüm. Ondan sordum. Ha ya, ben derim öyle. Demek ki yalanmış yani. İlker'cim, konuya odaklansak. Evet, konuya odaklanalım. Hocam şey, bu okula çok zam yaptınız siz. Ben ya, baş edemiyoruz bununla ya. İlker'cim, konumuz Hakan'ın dikkat problemi. Ha pardon ya, biz onu sonra konuşacaktık değil mi? Konumuz Hakan. Evet, yani diyorsunuz ki hocam, şimdi bu çocuk tembel değil, odaksız. Şey, evet, yani dikkat aynen öyle eksik. Söylüyorum. Evet, bir uzman yardımı düşünebilirsiniz. Bence. Ama şimdi bir şey söyleyeceğim hocam. Ben burada bir direnç göstereceğim hocam, sizin de izninizle. Yani biz toplum olarak bu afilli cümleleri de çok seviyoruz. Yani tembelliğin adı dikkat eksikliği olmuş. Yaramazlığın adı hiperaktivite olmuş. Ne bileyim, 40 yıllık poğaça boyoz olmuş. Ondan sonra çekirdek çiğdem olmuş. Domates de domat olmuş. Yani hatta bu domat kilosu da kaç... Siz en son ne zaman pazara gittiniz? Bence bunu konuşalım. İlker'cim, konuya dönsek artık. Hakan evet, konumuz ya. Değil mi? Hakan domatesi hiç sevmez mesela. Ben sizi çok iyi anlıyorum İlker Bey. Evet, ben sizi gerçekten Fenerli anlıyorum. Fenerli misiniz? Hayda. Şimdi anlamıyorum mesela. Şu an anlayamıyorum. Şey ya, duvarınızda şu tarafta şey var. Bir resim gördüm girerken. Çubuklu forma vardı. Ya Ankara gidiyor ya Fenerli. İlker'cim. Evet. Efendim? Hakan. Evet doğru, Hakan. İlker Bey, bu dikkat dağınıklığı, odaklanamama sorunu genetik de olabiliyor. Sizin aklınıza gelen ailede var mı böyle birisi? Yani düşünüyorum, yani yanına yanaşan biri yok yani. Bak ben hocam söyleyince böyle bir aydınlandım İlker. Sen de bir düşün. Düşünüyorum hayatım, ama bizim yani hem sizin tarafı düşünüyorum, hem özellikle bizim tarafı düşünüyorum. Hı hı. Dedem, babam. Tabii. Ki dedemin dedesi de pür dikkatiyle ünlüymüş. Hı hı. Yani bizim sülale acayip çok fazla bile dikkatli yani, olabilir bilmiyorum ya. Bilmiyorum, belki kıyıda köşede uzak kuzenlerden vardır. O zaman ben çok uzaklaşmaya bakalım. Gerek yok bence. O zaman bir düşüneyim ben o zaman, bulayım. Bir düşünün bakalım. İlker Bey. Efendim? Evet, var mı birisi? Ne? Düşündünüz mü? Kimi? İlker'cim, seni bekliyoruz. Ne yapacak? Hakan'ın kime benzediğini anlamanı bekliyoruz. Evet, düşünelim. Evet. Sen beni de unutursun yakında. Kim? Ben. Hocam, ben kim? Dikkat dağınıklığıyla hafıza kaybı arasında bir bağlantı var mı yoksa? Bence bu skeç biraz daha devam ederse başka bir hastalığı konuşuyor. Evet. Çok peki, alkışlarla devam edelim. Buyurun. Mesela babanın burada dikkat sorununu fark etmemesi, görmemesi ki çok sık oluyor. Anneler daha iyi fark ediyor bunu. Çünkü annelik duygusu bazı şeyleri sezgisel olarak daha iyi fark ediyor. Yani genellikle ADHD'li, yani dikkat eksikliği, hiperaktivite olan kişiler de çocuklarda sorun varsa ilk tespit eden yani genellikle okulda oluyor. Bazı durumlarda da anne de tespit ediyor. Yani ilkokul öncesi anlamak zor. Yani tanıyı kesin olarak koymak genellikle ilkokulla başlamayla. Çünkü iki ayrı ortamda olması. Hem evde hem okulda olması. İki yerde olursa o zaman tanı alıyor. Sadece bir yerde olursa o tanıyı almaz. Şimdi burada babaların burada
tanıyı reddetmesi var. Hastalık reddi var. Kabullendiremiyor. Mesela siz orada kendiniz öyle bir canlandırdığınız halde kendi kendinizi ya göremiyorsunuz, fark edemediniz. Bu çok, gerçekten çok rastlanan bir durum. Böyle durumlarda dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ne olduğunu iyice tanımak, anlamak gerekiyor. Tanımadan ölçemeyiz tanımadığımız bir şeyi. Ölçemediğimiz bir şeyi de tedavi edemeyiz. Mesela 4 yaşındaki bir kız çocuğuna annesi gitmiş bir terapiste, uzmana gitmiş. O da dikkat eğitimi programını almış. Ona ödev vermiş. Demiş ki 4 dakika oturma. Yanlış bir şey yaptığı zaman, böyle kurallara uymadığı zaman, sözünde durmadığı zaman, dersine çalışmadığı zaman 4 dakikalık oturma cezası ver. 4 yaşında bir çocuğa 4 dakikalık oturma cezası. Çocuk oturuyor sandalyeye. Anne ben oturuyorum ama içim oturmuyor. Ceza oluyor mu? Diyor. Aha. Çocuk. Yani böyledir. Yani çocuğun içi kıpır kıpırdır. Motor takmış. Duramaz. Düşün. Bana sahip olabilirsem ama ruhuma asla. Evet. Ben hatta bir defa bir baba biliyorum. Çocuğu öğretmeni anneyi babayı çağırıyor burada sizin yaptığınız gibi. Çağırıyor. Senin durumun gibi itiraz ediyor baba. Baba bunu kendi söyledi. Çocuğunu getirmiş. Çocuk da sınıfa girerken, benim odaya girerken kapının üstünden geçti böyle, düşünebiliyor musun? Yani gerçekten çok zor bir çocuktu. Yani muayene ederken bile anne baba kolundan bacağından çekiyordu çocuğun. Duramıyordu çocuk. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tahmin ettiğimizden daha ciddi. Akademik başarıyı etkiliyor. Yani kişinin evliliğini de etkiliyor bu. Erişkin hiperaktivite, dikkat eksikliği olursa sizin söylediğiniz tembellik bu genellikle o çocuğun kıpır kıpır olmasını göremiyor anne baba. Çocuk kitabın başında oturamıyor, sıkılıyor. Ben böyle hiperaktif birisine yani kitap okuyor musun diye sormuştum. Ben kuru yemiş yemeği tercih ederim demişti. Ya yani hiçbir kitabı başlayıp bitirememiş hayatında. Hiç. Ben hiçbir kitabı bitiremedim diyor. Bu onun şeyi, yani o tanıyı alması için önemli bir ipucudur. FDA 2013 yılında dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu için beyin elektrosunu, beyin haritalamasını bir biyolojik ölçek olarak tanımladı. Bu kişilerin teta beta dalgası beynin ön bölgesinin oranı bozuk çıkıyor bu kişilerde. Yapılan araştırmalarda şu çıkmış, beynin ön bölgesinde dopamin maddesi az bu kişilerde. Dopamin maddesi. Dopamin maddesi de iki şeyle ilgili. Biri hazla ilgili, ikincisi de dikkatle ilgili bir madde, dopamin. Yani bu kişiler o aceleci sebat edememe özellikleri nedeniyle beyindeki dopamin maddesi hemen harcıyorlar. Beyindeki dopamin maddesi dikkatini verip çabuk bitince beynin diğer bölgelerindeki dopamin maddesini beyin oraya gönderiyor. Şey diye, ihtiyaç var diye. Onlar da motor alanlarla ilgili dopamin. Bu sefer onlar oraya gittiği zaman motor alanlar aktif hale geçiyor. Başlıyor kişiler kıpır kıpır. Ya eli durması, ayağı durmuyor. Ya yani bir yerde oturamıyor. Sözü kesiyor. Hemen trafikte sebat edemiyor. Yani bütün bu dikkat sorunlarını yaşamaya başlıyor. Hiperaktivite dikkat sorununa bağlı olarak çıkıyor. Ha, onun başka bir tarafa doğru gidişi. Önce genellikle ergenliğe gelince hiperaktivite azalıyor, dikkat sorunu devam ediyor. Peki hocam şeyi merak ettim şimdi siz böyle söyleyince. Mesela unutkanlık da bunun bir sonucu mu? İşte unutkanlık dediğimiz iki türlü. Bir malign unutkanlık, Alzheimer'e götüren unutkanlık var. Biri de böyle iyi huylu unutkanlık dediğimiz selim unutkanlıklar var. O unutkanlıkların çoğu dikkat sorunuyla ilgili. Yani öğrenciyken kendi arabam yoktu. Babamın arabasını nadiren alıyordum. Babamın arabasıyla okula giderdim. Unutup otobüste eve dönerdim. Babam akşam sorardı. Araba nerede? Eyvah işim var derse rahat gitmek için arabayı almış ben. Bir de arabayı almaya bir daha okula bir gidip daha gelmek zorunda kalırdım. Kişi organize olamıyor onun için bu. Yani kendini organize edemiyor. Önem ve öncelik sırası yapamıyor. Yapamadığı için... Yani şu anda aklına ilk geleni yapıyor biraz önce söylediğim gibi. Ve en son duyduğuna da hemen inanıveriyor. Ve düşünmeden dur, düşün, eyleme geç der beynimizin ön bölgesi. Dur, düşün, yap. Dur, düşün, davran der beynimizin ön bölgesi. Bu kişilerde beynin ön bölgesi dur, düşün demeden önce yapıyor, sonra düşünüyor. Biz böyle durumlarda şunu yapıyoruz. Bazı dikkat bellek testleri var, onlara bakılıyor. Yaşa uygun testler var, onlar ölçülüyor. Kişilik testleri var. Dikkat testleri var. Onlar şeyi ölçüyorlar. Hem dikkati, hem hiperaktiviteyi, hem zaman timing'i ölçüyorlar. Hem de dürtüselliği ölçüyorlar.
Ona göre kişide hangi alan eksikse ona yönelik tedavi yapılıyor. Bu yaş grubu normatif veri tabanıyla karşılaştırıyor. Veri tabanına göre yaş grubuna giriyorsa, o kişi dikkatten, unutkanlıktan yakınsa bile, yani ondan şikayetim var dese bile, o kişiye seninkisi yaş grubuna uygun diyerek çok ağır tedaviler, ilaçlar vermiyoruz. Daha çok koruyucu tedaviler yapılıyor. Onun için yaş grubuna tanı koymakta, dediğim gibi beynin ön bölgesindeki FDA'nın olduğu NEBA diye bir sistem o. Yani QEG sistemi, beynin ön bölgesinin fonksiyonunu ölçüyoruz. Bu tanı kriteri, çünkü dünyada su gibi ilaç kullanılıyor. Bu kadar ilaç kullanmak çok yanlış. Ve yani bu ilaç nedeniyle birçok çocuk o ilaçsız yapamamaya başlıyor. İlaçları doğru tanı, doğru hedef, doğru yolla, doğru dozda, doğru yöntemle vermek gerekir. Bunu yapmadığımız zaman zarar verir. Dikkat eksikliği ilaçları da öyle. Belki daha sonraki dakikalarda bunu konuşacağız ama tanıyı koymak burada çok önemli. Dikkat eksikliği tembellik değil. Yani siz burada tembelle vurgu yaptınız. Tembellik değil, bu kişilerin istemi dışında oluşan bir odaklanma sorunu. Ve bu biyolojik boyutu var, beyinsel boyutu var. Peki hocam, soru alalım mı? Tamam, alalım. Yani. Var mı arkadaşlar sorusu olan? Sorum, dikkat eksikliği, hiperaktivitesi olan kişi için daha uygun meslekler var mı? Evet, teşekkür ederim. Güzel bir soru. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan kişiler farkında olmadan kendi mesleklerini kendileri buluyorlar çoğu zaman. Neden buluyorlar? Yani çünkü bu kişiler masa başına verirseniz çatlarlar. Tabii. Bu kişiler masa başı. Mesela sen bulmuşsun mesleğini. Yani? Ya dokundurduk. Bir o oluyorum, bir bu oluyorum. Evet. Yani kıpır kıpır olan işlerde daha çok mesela pazarlamacılığı iyi yaparlar. Böyle insan ilişkilerinde rahatlıkla böyle beden dilini kullanabilecek işleri çok daha iyi yapabilirler. Bu özellikleri onların avantaj haline geçer. Hiperaktif kişiler aynı zamanda yaratıcılık özellikleri, bu keşfedicilik, buluculuk özellikleri çok daha fazla, ikisini bir aynı anda yapıyorlar. Bu kişilere özellikle hiç kimsenin görmediği, düşünmediği şeyi durup ani çıkışlar yapabilirler. Böyle niş düşünen kişilerdir bunlar. Yani sıra dışı özellikleri. Bu mesleklerde başarılı olurlar. Ama bu kişilerin yetenekler önünü açmak gerekiyor. Bunları bastırırsanız bu kişiler harcanıp giderler. Yani mutsuz da olurlar. Çok böyle fazla eleştirirseniz bu kişileri, kendine güvenleri de zedelenir. Ama bir kimse hiperaktifse, beyninin ön bölgesinde eğitirse, işte o zaman asıl farklı yetenekler ortaya çıkıyor. Bu nedenle hiperaktif kişileri biz bırak kendi halinde kalsın demek yerine onların yeteneklerine göre eğitmek. Yani hiperaktif bir kimse hayal kuruyorsa bırak, saçma da olsa kursun hayali. Mevlana'nın pergel örneği var, biliyorsunuz. Pergel örneğinde insan iki ayağı havada olursa pergelin hiçbir şey ölçemez. Biri yerde, biri havada olursa ölçer. Yani insan da böyle hiperaktif kişilerin bir ayağı geçsin, hiperaktif olsun, dolaşsın ama diğer ayağı da gerçeklerle bassın. Bir ayak idealizmli, bir ayak realizmli olsun. Bunu yapabilirsek dikkat eksikliği, hiperaktivite olan kişilerin yeteneklerinin önünü açmış oluruz. Aynı zamanda da hayatın gerçeklerini koparmamış oluruz. Yani bu önemli. Peki hocam, bu kişilerde maymun iştahlılık da aslında gözlemlenebiliyor değil mi? Yani ilgi alanı, hani tıpkı biraz önceki skeçte olduğu gibi konuyu nasıl dağıtıyorsa bir ilgi alanına başladığında hemen başka bir tanesine, hemen başka bir tanesine de atlayıp zıplayabiliyor. Evet. Böyle bir skeç görelim mi? Tamam. Alkışlarla Ceyhun ve Irmak'ı davet ediyoruz. Bizim programımız evlilik programı. Zaten Ceyhun'un gömleğinden anlayacağınız gibi o sunucu. şimdi ben adaylardan, Irmak'ın seçi, yani Irmak'a talip olan adaylardan bir tanesini oynayacağım. Buyurun bakalım o zaman. Aşk Kişi programına hepiniz hoş geldiniz efendim. Bugün gene her zaman olduğu gibi bir adayımız ve bir talibimiz var. Bakalım adayımızla talibimiz arasındaki elektriklenme tutacak mı? Evet, öncelikle sözü adayımıza verelim. Seçeceğim kişinin hobilerinin önemini her fırsatta vurguluyorum. Yine tekrar söyleyeceğim üstüne basa basa. Hobileri bir insanın kişiliğidir efendim. Hobileri bir insanın kişiliğidir.
Bu kadar. Evet. İlker Bey, sizde neler var acaba? Duydunuz Irmak Hanım hobilere önem veriyor. Sizin hobileriniz var mı? Varsa neler? Zaten yoksa pek de şansınız yok gibi. Var. Var, tabii ki var. Ben haftalardır Irmak Hanım'ı takip ettiğim için bir kere oldukça hazırlıklı geldim. Hobilerimle ilgili köşeleri stüdyoya getirdim. Canlı yayında bir ilk sayın seyirciler, hobilerle ilgili köşeler stüdyoda nasıl oluyor? Ben de çok merak ediyorum. Nedir hobiler, köşeler, nasıl getirdiniz stüdyoya? Ha, hobiler, köşeler derken biraz tabii çok atlayarak konuştum. Kusura bakmayın heyecandan Irmak Hanım. yani köşe başları, yani hayatımın önemli köşe başları olarak hobilerimin hocalarını getirdim stüdyoya. Çok evet. İlginç. Irmak Hanım, neler hissettirdi bu güzel davranış size? Valla ben şok şu anda. Gerçekten çok etkilendim. Saklayamayacağım. Ceyhun Bey, bayıldım. 10 yani puanı bir adayın bakalım. Benim için bunları yapması İlker Bey'e çok puan kazandırdı. Gerçekten bu arada büyük bir merak içindeyim. Merak içerisinde. O zaman merakı hemen giderdirim. Nerede hocalarımız? Hemen çağıralım. Evet, o zaman alkışlarla hocalarımızı sahneye davet edelim. Evet. Buyurun efendim. İlker Bey'in hobi hocaları. Evet, evet, hobi hocalarım. Çok ilginç. Bayağı da çok. Tanıtır mısınız bize, kimlerdir kendileri? Evet, ilk tanıtmak istediğim hocam futbol hocam. Gördüğünüz gibi boyundan da anlaşılacağı gibi futbol oynuyorduk biz beraber. İkimizin de boyu aynıdır zaten. Biliyorsunuz futbolda bacaklar enine çalışınca boylar oluyor. İkinci hocamız basket hocamız. Futbolda yamulan bacaklarımızı hemen basketbolda. Burada bölüyorum. Evet, aynı anda hem futbol hem basketbol mu oynadınız? Can Bartu gibisiniz maşallah. Ay yok. O kadar değil ama ben birini bırakıp ötekine yaptım. Tam onu diyordum. Hmm. Yani birinde yamulan bacaklarımızı baskette düzelttik. Onun gibi oldu yani. Efendim arkadaki hocamız curling hocam. Evet, curling. Yalnız o çok olunca ben çok uzun sürmedi. O biraz yorucu bir şey. O yüzden diğer bir hocamız var. O badminton hocam. Evet, badminton. Bir süre ben badminton yapmıştım. Bir diğer hocamız var. Siz benim resim hocamdınız. Evet, hatırladım. Doğru. Resim hocamdınız. Tabii hocalar bu kadar çok olunca normal. Evet, resim hocamdınız. Evet. Neler yaşadık beraber, neler. Evet. Peki, siz de pasta hocamdınız değil mi? Evet. Evet, dersin ilk 8. dakikasında çıkmıştınız. Yani ben de kursuma gelen böyle en hızlı çıkan katılımcıyı unutmadım tabii ki. Yalnız ben böyle alelacele falan geldim ama bir şey merak ettim. Çok mu kötüydü ders? Hayır. Ben şimdi hocam üstüne alınmış hocamız ama hayır, dersiniz sizin süperdi. Sadece dersin 8. dakikasında bir video izletmiştiniz internetten. Videonun sonuna doğru bir reklam açılmıştı. Ozan hocamızın muhteşem Ebru kursu. Evet, bir dakika, bu 8 dakikanın sonundaki reklamı görünce ben bir an heyecanlandım, yani olduğum yeri unuttum, bir anda Ebru kursuna doğru gittim. İlker Bey, ben öğrencilerimi asla unutmam ama sizi gerçekten hatırlamıyorum. Doğru, çok haklısınız, çünkü ben Ebru kursuna giderken yolda bir billboardda başka bir kurs gördüm ve oraya doğru yöneldim. Sizin kursunuza hiç gelmedim. Aslında tanışmak için sizi davet ettim, çünkü buradan bu programın çıkışında kesin geleceğim hocam. Evet. İlker Bey, siz hobileri hobi olarak yapıyorsunuz gibi garip bir durum oluştu benim anladığım kadarıyla. Yani bu kadar çok değiştirmek birazcık tutarsızlık. Evet. Sanki ben de öyle bir şey, bilmiyorum seyircilerimize düşünüyor, kimseyi yönlendirmek istemiyorum ama sanki bana öyle geldi biraz, değil mi? Yani ben hiç öyle değil. Ben bir kere çok istikrarlı, bir kere çok tutarlı biriyimdir. Hemen soralım adayımıza, siz ne düşünüyorsunuz acaba bu durum karşısında? Vallahi resmen maymun iştahlanmış karşıma gelmiş yani efendim. Ben böyle maymun iştahlılık görmedim. Bu ne canım, dalga geçer gibi. Evet, neden bu kadar çok hobi birden değişti sizin? Yani ben çok istikrarlı bir hayatım var. Bir kere Irmak Hanım, şunu kesinlikle söyleyebilirim ki ben bir insanı hayatım... Ceyhun Bey, kameraları şu arkadaşa çevirebilir miyiz? Neden olduğunu anlamadım ama kameraları... Ben bu arkadaşa talibim. Evet. Mevcut talebi bir kapatsaydık önce isterseniz İlker Bey. Çünkü evet, mevcut talebi kapatıyorum. Ben bu arkadaşa talibim. Minik bir hatırlatma sadece, ufacık önemsiz bir detay ama kendisi aday değil yani, seyirci. Anladım. O zaman ben şu arkadaşa talibim. Ben evet, İlker Bey daha başkana talip olmadan önce biz bu skeci bitirelim hocam. Çünkü İlker'i kaptırın. Hocam peki, yani abartı biraz. Evet. İlişkileri etkiler demiştik çok, değil mi? Evet. Yani gerçekten evlilikte en çok rastladığımız şeydir. Böyle maymun iştahı genellikle erkeklerde oluyor bu. Bu nedenle evliliği yürütemiyorlar.
Yani evlilikte yani hem özgür olacağım hem de evli olacağım diyorsa bir insan, bu insan büyük ihtimal şeydir. Evlilik olgunluğu olmayan insandır. Evlilik olgunluğunun ölçeği var. Hiç duydunuz mu? Evlilik olgunluğunun ölçeği. O evlilik olgunluğu ölçeğini internete girip baksanız çıkar. Yani evliliğin sorumluluğunu toparlayabiliyor mu? Mesela hidrojen ve oksijen atmosferde özgürdür. Serbest dolaşırlar. Hiperaktif insanlar gibi. Özgürlüğüne düşkündür bu insanlar. Dolaşırlar. Fakat bir araya geldiği zaman H2O oluyor. H2O nedir? Sudur. Su, hidrojen ve oksijen özgürlüğü yok ama yeni bir hayat kaynağı ortaya çıkıyor. Yeni bir yaşam kaynağı ortaya çıkıyor. İşte erkeklerde beynin sağ sol beynin arasında korpus kallozum var. Erkeklerde o çok geç olgunlaşıyor. Onun geç olgunlaşması demek ergenliğin uzaması demektir. Onun için erkeklerde uzamış ergenlik çok olur. Yani dikkat eksikliğinin bir özelliği böyle hoşlandığı şeylerde dikkatini sürdürebiliyorlar bu kişiler. Hoşlanmadığı şeylerde dikkat sorunu daha çok yaşanıyor. Mesela o bilgisayar onun karşısında saatlerce oynar. Biz ya testleri yapıyoruz, dikkat eksikliği çıkıyor. Anne baba der ki ya bu çocuk bilgisayar karşısında 200 saat oynuyor, nasıl dikkat eksikliği der. İşte hoşlandığı şeyde oynayınca beynin diğer bölgeler yardım ediyor ona. Onun için böyle dikkat eksikliği kişilerde akademik başarı için dersi eğlenceli hale getirtmeye çalışıyoruz. Eğlenceli olursa ders seversin saatlerce çalışabiliyor ama sevmesi çatlarlar bu kişiler. Müthiş bunalırlar. Sevdikleri konularda saatlerce verebilirler ama çok ileri hiperaktivitede sevdiği konuda bile dikkatini veremiyor çok ileri durumlarda. Yani huzursuz olmalar, kıpır kıpır olmaları çok rahatlıkla bunlar da özellikleri motor takmış gibi olurlar. Bu özellikleri nedeniyle maymun iştahlı olmaları onların evlilik hayatında risk oluşturur. Ama eğer evliliği eşini çok seviyorlarsa maymun iştahlılar evliliği yapmazlar, toparlarlar. Seviyorsa, aslında evlilik onlara o zaman iyi gelmiş. İyi geliyor. Tabii ya onun için sevdikleri konuda yapabiliyorlar. Soru var mı? Evet, mikrofon alalım. Dikkati daha iyi toplayabilmek için öğrencilere önerileriniz nelerdir ve en iyi ders çalışma yöntemi sizce nasıl olmalı? Teşekkür ederim. Dikkat sorunu olan bir genç istiyorsa, yani ders çalışması gerekiyorsa, okuması istiyorsa, bu beynin bir özelliği vardır. Ödül ceza sistemiyle çalışır. Bu kişiler, dikkat eksikliği olan kişilerde beyindeki ödül ceza sistemini yönetemiyor bu kişiler. Onun için madde bağımlılığına da çok yatkın kişiler. Bu kişilere şu anki ödül, yani şu anda bir maymun iştahlı kişinin hatası da oradadır. Böyle hoşuna giden bir zevk bir şey çıktığından pat ona kayar. Trafikte bir yere giderken bir şey çıkar, durdur arabayı, gideceği yeri unutur. Ders çalışacak bir video gelir, autoplayer vardır ya, bunu hiperaktif kişilere tuzaktır onlar, autoplayerler. Ona beyindeki ödül ceza sistemini şöyle kullan diyoruz. Şu an bir ödül çıktı ya önüne, çabuk. Şu çeldirici çıkıyor. Hoşuna giden bir tuzak çıkıyor. Ben dersi niye çalışıyorum diye düşün. Yani ben dersi işte şu sınıf geçmek için çalışıyorum. Şu anda o eğlenceye gidersem bu bana bir derecesinde önemli. Ama ben sebat edip ders çalışırsam daha sonra 5 derecesinde daha yüksek bir ödül alacağım diye ödülü, yani muhtemel ödülü düşünerek o andaki beyindeki ödül ceza sistemini harekete geçiriyor. Beynin ödül tuzağını düşmesini engelliyorsun. Hatta bununla ilgili duygusal zekanın temeli olmuş bir çalışma var. Lokum testi var. Lokum testinde anaokulu çocuklarına sınıfa kutularla lokum getiriyorlar. Diyorlar ki lokumu hemen isteyene birer tane vereceğiz. Ama 15 dakika durmayı başarana istediği kadar lokum vereceğiz diyorlar. Sınıfın işte yarısı ben hemen alıyor lokum, beklemiyor 15 dakika. Diğer yarısı 15 dakika oyalanıyor, dikkatini dağıtıyor, bir şey yapıyor. 15 dakika bekleyip istediği kadar lokum alıyor. Daha sonra 20 sene takip etmiş bu kişiler. 20 sene sonra duygusal zekaları %20 yüksek çıkmış. Ve bu kişiler karşı cinsle ilişkilerde daha başarılı. Akademik başarılarda daha yüksek çıkmış. Yani bu tamamen beynin ön bölgesini eğitme. İşte doyum erteleme becerisi. Mesela hayvanlarda doyum erteleme becerisi yok. Hayvan hemen doyum geldiği zaman yapar. Ama insanda doyum erteleme becerisi var. Bu doğuştan değil, öğrenilmesi gerekiyor. Bu nedenle hiperaktif kişiler bunu öğrenirlerse
diğer arkadaşlarına fark atarlar. Hocam, o kendini organize etmekle ilgili bir skecimiz var. Şimdi bu kişiler hem unutkan hem kendini organize edemiyorlar, zamanı yönetemiyorlar. Hatta belki işte kendilerince yöntemler de geliştirebileceklerini düşünerek bir skeç hazırladık. Alkışlarla Ceyhun ve Irmağı davet ediyorum. Ceyhun, ben çok heyecanlıyım. Düşecek, bayılacak gibiyim. Yok ya, hiç heyecanlanma. Hiç heyecanlanma. Çok güzel gözüküyorsun ya. Yok ya, jilet gibi olmuşsun. İçime giydiğim şey biraz kalın ya. Yok, gayet güzel gözüküyorsun. Güven kendine. Resmimi gördün mü? Yok, o senin resmini görmedi. Görmesin. Görmedi. Görmesin. Ya, sürpriz ol. Sürpriz olayım. E tabii. Ben onunkini gördüm. Ama o güzel. Yani sen sürpriz ol ona. Ha, ama o güzel, bir şey, ben sürpriz. Evet, ha, sen tamam, sürpriz. Tamam. Şimdi zaten siz ruh ikizisiniz. Ben ikinizi de ayrı ayrı tanıyorum. Yani birbirinize gerçekten o kadar uygunsunuz ki, yani ruh ikizindeki ikizi fazla. İkizi at gitsin. Siz aynı ruhsunuz ya. Ya gerçekten. Ya o kadar mı diyorsun? Ha bak, geliyor. İyi anlaşacak mıyız? Geliyor zaten, çok iyi anlaşacak. İyi anlaşacak mıyız? Ay selam. Geciktim, kusura geldim, bakmayın. Aslında alarm kurmuştum ama. Ben o zaman tam da gidiyordum zaten. Ben hemen gidiyordum. Gitme, hemen gitme. İlker, Irmak gitme, İlker. Gerisi gitme, sizde. Hemen gitme. Merhaba. Merhaba. Irmak. İlker. Memnun oldum. Niye? Tanıştığımıza. Ha evet, doğru. Ben de. Neye? Aslında ben alarm kurmuştum. Ama niye alarm kurduğumu unutmuşum. Ha, o yüzden mi biraz geciktiniz? Evet, anladım. Evet. Aslında yaptım. Hatırlatmak için bunu da kurmuştum ama neyi hatırlatacağını unutmuşum. Ne tesadüf. Ben de not kağıdı hazırlamıştım. Evet. Ondan sonra hatırlatma kağıdı. Ama neyi hatırlatacağını hatırlamadım. O yüzden ben de neyi hatırlatacağımı da buna hatırlatır diye yaptım ama bunun neyi hatırlatacağını da yaptım ben. Unutuluyor, evet. Ben aslında üçüncü bir alarm da kurmuştum. Olsun diye, hani onu hatırlatsın diye. Böyle hazırım aslında, hazırlıklıyım yani böyle şeylere. Evet, ay ne kadar güzel, ne tesadüf ya. Ay, dünyada böyle insanların artık kalmadığını düşünüyordum. ben de... Sizin de mi saat var? Yok, benim bu not şeylerim var. Benim de not kağıdım var. Evet. Not kağıdı mı tutuyorsun? Çünkü ben bu hatırlatma kağıtlarının neyle bağlantılı olduğunu anlamak için başka hatırlatma kağıtlarına bağladım. Aynı ben de dördüncü saati buna bağladım. Yani bağlantıyı kurayım arasındaki diye. Ay Allah ya. Gerçekten Ceyhun haklıymış. Biz ruh ikiziymişiz ya. Ay ne kadar romantik. Ne kadar romantik ya. Çok memnun oldum. Tanıştığıma. Ben de. Niye? Tanıştık. Çok güzel ya. Evet, Ceyhun çok haklıymış vallahi. Canım arkadaşım. Ruh ikiziymişsiniz, evet. Gerçekten. Kaynaştınız mı? Güzel. Evet. Kurdunuz bağlantıyı. Evet. Şimdi çok sevindim ikinizin adına da. Ben bu kurduğunuz bağlantıyı unutmamanız için temsili olarak size bunu veriyorum. Siz seversiniz böyle ipleri. Bununla da birbirinizin bağlantısını hatırlayın. Unutmayın birbirinizi, tamam mı? Hani birbirinizi bağlarsınız. Ay çok teşekkür ederim. Hatta şöyle de yapayım. Ben bunun bir ucunu hocama da vereyim. O da konuyu bağlasın. Peki, alkışlar. Amma abarttınız ha. Dikkat eksik olan kişiler... Ya aynı anda iki çoklu dikkat sorununda oldukları için aynı anda iki şeyi bir yerde tutmakta zorlanırlar gerçekten. Ama bir konuya da öyle kaptırırlar ki kendilerini. Yani başka bir şey, özellikle evlilikte rastlanır bunu. Yani dikkat eksikliği olan bir kişi televizyona kaptırır kendini, bir konuya kaptırır. Eşi bağırır, bir bağırır, iki bağırır, üç bağırır. Bir türlü yapmaz, duymaz. En sonunda bir patlar, o zaman hani bir şey mi diyordun der. Hiçbir şey duymamıştır. Eğer böyle bir eş varsa o dikkat sorunu vardır onun muhakkak. Değer verdikleri ya da çok önemsedikleri konuda böyle veri madenciliği yaparlar. Çok iyi o konularda derinleşebilirler. Siz böyle bir çift evlenirseniz yandınız daha. Ve sizin çocuğunuzun nasıl olacağını ben yani hayal bile edemiyorum yani böyle bir durumda. Son bir soru alabiliriz. Buyurun. Hocam dikkat dağınıklığı tedavisinde kullanılan bazı ilaçları olduğunu söylediniz. Bu ilaçları biz ders çalışmadan önce kullansak herhangi bir bize faydası veya zararı olur mu? Ya bu çok önemli bir soru. Gerçekten çok yapılan bir şey. Özellikle doping gibi kullanılıyor.
Yani doping gibi, bu ilaçların doping gibi kullanılması son derece riskli. Yani sonuçta bu, biraz önce de söyledim, kimyasal, bunlar kimyasal silahtır. Doğru yerde, doğru zamanda ve doğru yöntemlerle kullanılırsa işe yarıyor. Müthiş işe yarıyor. Uzun süre kullanırsa tiroid bezini bozuyor. Büyüme hormonunu azaltıyor. Çocukların büyümesi yavaşlıyor. Yani bu, ve kalp ritmini bozabiliyor. Onun için EKG takibi yaparak kullanılıyor. Yani bu ilaçlar bilinçli şekilde kullanılırsa tedavi edici ilaçlar. Yani çocuğun akademik başarısı süper oluyor. Hatta bunu görünce bazı anne babalar hiç doktora götürmeden üniversite sınavına kadar kullandırtıyorlar. Bu sefer de çocuk üniversite girdikten sonra doktor kullanma dese bile bırakamıyor ilacı. Bu alışkanlık değil. Hani bağımlılık yapmıyor. Fakat ilaçsız ders çalışamaz hale getiriyor. Yani ilaç tedavisi önemli bir ayak ama ilaçla birlikte muhakkak bu konunun eğitimini alan psikologlar tarafından dikkat eğitimi yapılması gerekiyor. Ve aileyi de içine alacak disiplin eğitimi yapılması gerekiyor. Bu çocuklar kurallı ortamda yaşamayı öğrenmeleri gerekiyor. Yani kurallı ortamda yaşamayan, dikkat eksikliği, hiperaktivitesi olan çocuklar kendilerini yönetmeyi öğrenemezler. Yani kendi kişisel sınırlarla başkasının kişisel sınırları arasındaki çizgiyi bilemiyor. Bunun için şu anda gelişmiş ülkelerin bir sıkıntısı var. Yani en büyük cezayı kişisel mesafe vardır. 30 santim, 45 santim. Bu mesafeyi bozduğun zaman müthiş cezalar vardır. Ağır. Yani dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan kişiler kişilik sınırlamalarını iyi yapamazlar. Çocuklarımızı öğretmek gerekiyor. Kuralsız yaşamayı çocuğumuza öğretirsek o çocuğumuz harcarız. Yetenekler harcanır. Onun için disiplin eğitimi bir ayağa, bir ayağa dikkat eğitimi, diğer ayağı da ilaçtır. Tedavide ilacı kullanmak gerekiyor. İlacı muhakkak psikiyatri uzmanının kontrolünde kullanmak gerekiyor. Peki hocam, isterseniz Gökmen hocamıza bağlanalım. Tamam. Ondan sonra da tedavisiyle beraber programı kapatırız. Süremizin de tabii sonuna doğru geliyoruz. Evet, Gökmen hocamızdayız. Nevzat hocam, İlker merhaba. Gayet güzel canlandırmaları izledik dikkat eksikliği ile ilgili. Şimdi bunları biraz yerinde görelim isterseniz. Az önce Nevzat hocamız bahsetti. Dikkat eksikliğinde, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda sadece ilaç tedavisi yeterli değildir. Üstüne dikkat eğitimi, disiplin eğitimi, bunlarla ilgili de bazı önlemler alınmalıdır. Bugün size göstermek istediğim dikkat eğitimi ile ilgili bir kısım. Bu dikkat eğitiminde beynin ön alanları dikkatle ilgili mekanizmalardır. Nasıl spor yaptığımızda kaslarımıza daha çok kan gider, kaslarımızın güçlenmesi sağlanırsa, tıpkı bunun gibi beynin ön bölgesini daha çok çalıştıran egzersizler var. Program boyunca hep anlatıldı. Dikkatimizi verme, odaklama, bir alandan diğer alana geçirme, kelimeleri ya da renkleri, görsel uyaranları, işitsel uyaranları gruplama, bunları organize bir şekilde geri çağırmayla ilgili birçok aslında günlük hayatta fark etmediğimiz işlevi kendiliğimizden uyguluyoruz. Ama dikkati eksik olan kişiler mental enerjilerini ekonomik kullanamıyorlar. Dikkatleri bir alana gittiğinde ya başka bir alana sağlıklı biçimde yönlendirilemiyor, ya birden fazla uyaran gelindiğinde dikkat bölünüyor ve hangisine konsantre olması gerektiğini seçemiyor. İşte bunların eğitimi gayet keyifli, bilgisayar karşısında yapılan ve oyuna daha çok benzeyen bazı egzersizlerle birlikte uygulanıyor. Gökmen hocamıza teşekkür ediyoruz. Evet. Buyurun hocam. Gökmen hocam, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun tedavisindeki iki önemli tedaviden bahsetti. Biri işte play attention dediğimiz dikkat oyunu tedavisi. Diğeri de kognitif rehabilitasyon dediğimiz bir oyun, dikkat eğitimi tedavisi. Bu tedaviler özellikle bu play attention, kola takılan bir elektrot var. O beyin dalgalarını uzaktan kaydediyor. Beynin dalgalarını. Kişi düşünce gücüyle oyun oynuyor. Oradaki oyunu takip ediyor. O oyunda ilerlerse, dikkatini toplayabilirse puan alıyor. Dikkat sorunu olan çocuk sonuna kadar bitiriyor. Yeni oyunlarla bunu yaparken mesela yarım saat, bir saat yapıyor. Bir saat odaklanmayı başarıyor. Diğer tedavide de bilgisayarlı çeşitli mesela sıralar geçiyor. Şekiller var, renkler var, büyüklükler var. Onlara göre farklılıkları görüyor. O farklılıklara göre bağlantılar kuruyor. Beyninde bak neden niçin bağlantısı kuruyor. Zamanlama, sıralama bağlantısı kuruyor bu oyunlar. Onu öğretiyor. Bu kişilerde nedir? Beyinde odaklanma, zamanlama, sıralama yapamıyor bu kişiler.
Yani bunlara oyunlarda yani bir konuya odaklanıyor, zamanlama yapıyor, sıralama yapıyor, başka konuya bağlantı geçiyor, tekrar onu da yapıyor. İlk bağlantıyla son bağlantı arasındaki bağlantıyı kuruyor ve böylece beynin ön bölgesinin müthiş egzersizini yapıyor. Yani bu kişilere boyun muhakkak zihinsel egzersiz yaptıracağız. Fizik tedavide nasıl kol, bacak, uzuv egzersizi yapılıyorsa bu nedenle böyle dikkatli olanlar, böyle bilge kişiler, yani kendilerini iyi yöneten, duygularını yöneten kişilerin beyinlerinin ön bölgesindeki böyle Herkül gibi kaslar gelişmiş kişiler gibidirler onlar. Yani beyinlerin ön bölgesinde öyle network gelişmiştir, yollar gelişmiştir, şehirler oluşmuştur, eserler oluşmuştur ve bunun için ama çabalamıştır kişi. Yani dikkat eğitiminde, akademik başarıda beyni geliştirmek için zaman ve yatırım gerekiyor. Yani bunu yaparsak dikkat eksikliğinin tedavisi kalıcılaşır. Sadece ilaç geçici tedavi. Evet. Hocam arzu ederseniz bir haftamızın daha sonuna geldik. Evet. Programımızı kapatalım yavaş yavaş. Evet, programın sonuna geldik. Evet. Ben teşekkür ediyorum bütün oyuncu arkadaşlara. Sevgili gençler, değerli izleyenler, Duygu Okulu'nun yeni bir programının sonuna geldik. Bugün dikkati işledik, hiperaktiviteyi işledik. Önümüzdeki günlerde başka konular işleyeceğiz. Belki uykuyu işleyeceğiz, hipnoz işleyeceğiz, diğer otizm işleyeceğiz, diğer konuları. Bu nedenle bizi izlemeye devam edin diyorum. İyi günler diliyorum, mutluluklar diliyorum.